Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, sayın belediye başkanlarım, aramızda bulunan milletvekilleri, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençlerin, tableti, interneti olmadığı için eğitimden geri kalan öğrencilerin, siftah yapmayan esnafın, ürünü tarlada kalan çiftçinin, hayatın alın teriyle sürdürmeye çalışırken enflasyon altında ezilen işçinin ve memurun derdine derman olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, insanı merkeze alan sosyal demokrat anlayışla başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Saygıdeğer konuklarımız şimdi konuşmalarını yapmak üzere milletin sesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, çok saygıdeğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım. Güzel bir sabah ve Sivas'tayız. Kadim bir kentteyiz. Anadolu'nun göbeğinde tarihin acılarına, sevinçlerine bir anlamda ortak olan bir kentteyiz. 8000 yıllık bir tarihi var Sivas'ın. 8000 yıl kadim bir kentte bir toplantı yapmak, 8000 yıllık tarihi olan bir kentte toplantı yapmak güzel bir şey. İnsanları güzel, sağlıklı, tutarlı diyalog kurabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Sakin bir kent aynı zamanda burası. Acılar yaşamış, sevinçler yaşamış. Dolayısıyla böyle bir kentte hep birlikte hem Türkiye'nin sorunlarını çözmek, sorunların çözümüne ilişkin düşüncelerimizi aktarmak ve aynı zamanda sizleri dinlemek için de güzel bir ortam. Bu ortamı bize hazırlayan değerli arkadaşlarıma ve katılımcı olan siz değerli yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Evet, buranın Gök Medresesi var, Çifte Minareli Medresesi var, Şifaiye Medresesi var, Ulu Camii var, Burucuya Medresesi var. Olağanüstü bir internete girip acaba Sivas'ın tarihi nedir diye baktığınızda neredeyse bir ansiklopedi yazabileceğiniz kadar veriye ulaşabiliyorsunuz. Elbette ki aşıkları, Sivas'ın aşıkları da Aşık Veysel'den, onu da rahmetle analım, başladığımız zaman farklı bir kültürü, Anadolu kültürünü sadece Anadolu'ya değil bütün dünyaya tanıtan bir geleneği de yine Sivas'ta görüyoruz. Evet, yine Sivas Milli Kurtuluş Savaşı'nın önemli merkezlerinden birisiydi. Gazi Mustafa Kemal 27 Haziran 1919'da Sivas'a geldiğinde Nutuk'ta Sivas'a gelişini şöyle anlatır. Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobilden indik. Yürüyerek askeri ve halkı selamladım. Bu manzara Sivas'ın saygıdeğer halkının ve Sivas'ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve sevgiyle dolu olduğunu gösteren canlı bir tanık idi diyor. Dolayısıyla daha sonra Erzurum Kongresi'nden sonra tekrar Sivas'a gelir. 4 ve 11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi bizim Milli Kurtuluş Hareketi'nin temel felsefesinin belirlendiği bir kenttir aynı zamanda. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez, bir bütündür felsefesi parçalanamaz diye kayda geçirilir. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir ilkesi kayda alınır. Kuvayi milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır diye kayda alınır. Manda ve himaye kabul edilemez. Evet, Sivas böylesine güzel bir kentimiz ve bu kentte bir toplantı yapmak da bizim için son derece önemli ve değerli. İlk Sivas Kongresi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi olduğunu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı konuşmaların birden fazla konuşmada da bunu ifade etmiştir. Bu kadar güzel, bu kadar değerli,
bir kadim kentin içinde bulunduğu tablo nedir? 21. yüzyıldayız. Milli Kurtuluş Savaşı'na tanıklık yapmış, ilkelerini belirlemiş olan bir kent bugün hangi pozisyondadır? Nasıl Türkiye büyük sorunlar yaşıyorsa, o sorunlardan bir kat fazlasını Sivas ve Sivaslılar yaşıyor. Acıdır ama gerçektir. Sivas'ta oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Bir milletvekili çıkardığımızı da biliyorum. İki belediye başkanımız vardı, bir belediye başkanımız İmran'dı, Allah rahmet eylesin. Elin bir trafik kazasında kaybettik. Bir belediye başkanımız var. Sivaslı kardeşlerimin düşünmesini isterim. Bugün içinde bulunduğunuz olumsuz koşullar sizin kaderiniz mi acaba? Oy verdiniz, destek verdiniz. O zaman şu soruya her Sivaslı kardeşimin cevap vermesi lazım. Ey iktidar, sana oy verdik. Çok sayıda milletvekili verdik. Ya bu Sivaslı neden Sivas'ta kalmak istemiyor? Neden büyük kentlerin varoşlarına gidip tutunmaya çalışıyor? En çok köye sahip olan tek il Sivas. En çok köye sahip olan tek il. Ama bu Sivas ne hikmetse bir türlü büyükşehir belediye başkanı olamıyor. Çünkü nüfusunu tutamıyor. O zaman buradan bütün Sivaslılara seslenmek benim boynumun borcudur. Sevgili Sivaslılar, oy verdiniz eyvallah başımın üstüne. Niye oy verdiniz diye eleştirmiyorum. Ama sandığa giderken düşünün. Evlatlarınızı düşünün. Çocuklarınızı düşünün. Türkiye'yi düşünün. Köylerinizi düşünün. Bir insan doğduğu, yaşadığı kentte mutlu olmak ister. Doğduğu kente mutlu olmayıp da, iş bulamayıp da, büyük kentlerin varoşlarına eğer kent sesi itiyorsa bir sorun var demektir. Bir derdimiz var demektir. Ben bu sitemimi dile getirmek zorundayım. Çünkü bu çözülemez bir sorun değildir. Israrla söylüyorum, Anadolu'nun içi boşalıyor diye. Fabrikalar kapanıyor diye. Çiftçi üretemez hale getirildi. Köylüyü toprağına küstürdüler. Arazisini küstürdüler. Hayvanına küstürdüler. Kendisi aç. Beslediği hayvan da aç. Böyle bir ortam varken her birimizin oturup düşünmesi lazım. Her birimizin. Sıradan vatandaşın da düşünmesi lazım. Belediye başkanının da düşünmesi lazım. Muhtarın da düşünmesi lazım. Kanaat önderlerinde, ticaret odası, esnaf odası başkanlarının da düşünmesi lazım. Esnaf kardeşlerimin de düşünmesi lazım. Kendi kaderimizi belirleyeceksek, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaksak, yeni bir anlayışın egemen olması lazım. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Sivaslı kardeşim, sana söylüyorum. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarım, sizlere söylüyorum. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Halkın oylarıyla milletvekili olan, bakan olan, başbakan olan veya cumhurbaşkanı olan kim olursa olsun halkın oylarıyla bir makama gelmişse halka hizmet etmek için gelir. Zenginleşmek için gelmez oraya. Bu anlayışı değiştirmek zorundayız. Bir yüzyılı devirdik. İkinci yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılın bize bıraktığı miras nedir? Komşularımıza bakalım. Hepsiyle kavgalıyız. Yeni bir anlayış, yeni bir ufuk. Ahlaki temelde yükselen bir anlayışı kastediyorum ben. Ahlaki temelde. Erdem'den, irfandan bahsediyorum ben. Bilgiden, birikimden bahsediyorum ben. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülkenin büyüme şansı yoktur. Teknolojinin gelişmediği bir ülkede siz dünyayla rekabet edemezsiniz. Ve dolayısıyla her birimizin oturup düşünmesi lazım. Eğer bir siyasetçi söz veriyorsa verdiği sözü yerine getirmesi lazım. İşin kuralı budur. Yerine getirmiyorsa halkın önüne çıktığı zaman
hangi gerekçeyle yerine getirmediğini oturup anlatması lazım. Evet, şu sözü verdim ama şu gerekçeyle bunu yapamıyorum demesi lazım. Yapamadım demesi lazım. Bakınız, Karadeniz'i Sivas üzerinden Anadolu'ya bağlayacak olan iki tünel, Yeminbeli tüneli ve yağ donduran tünelleri. Söz verdiler. Aradan yıllar geçti, hala açılmadı. Niye açılmadı? Hangi gerekçeyle açılmadı? Bunların falan Sivas'ı sevdiği yok. Sivas'ı çantada keklik görüyorlar. Hiç hizmet götürmesek de nasıl olsa Sivas'ta bize oy verecek diyorlar. Ben adım gibi eminim. Sivas'ı çantada keklik değildir. Madem hizmet vermiyorsun kardeşim, kusura bakmayın demesin diyebilir Sivas'ı. Bunu bekliyorum. Bakın bu tüneller 2016'da yapımına başlanmış. Açılacağı söylenmiş 2020-2021'de. Hala açılmıyor. Okul. Az önce söyledim. Türkiye'de en çok köye sahip olan il Sivas. 1233 köyü var. 1233 köyü var. Ya Sivas merkezde, Divriği'de, Yıldızeli'de ve Hafik'te 22 okulu yıkıyorlar. Yeni okul yapacağız diye. Ya arkadaşlar, 2022 bir okulu temel bile atılmamış. İhalesini yapacağız diyorlar. Buradan Sivaslı kardeşlerime sesleniyorum. Önünüze bir AK Partili veya MHP'li milletvekili gelirse şunu söyleyin. Kardeşim, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki yapamadığınız 22 okulun temelini de biz atacağız. Okulu da biz yapacağız. 6 ay içinde bu köy okullarının tamamını halka teslim edeceğiz. Bunu söylüyoruz. İki yıldır yapamıyorlar. 2 yıldır. Ya niye yapamıyorsun? Okul ya bu okul, okul. Bir iktidar okul yapmaktan vazgeçmişse Türkiye'yi ortaçağ karanlığına ben sürükleyeceğim demektir. Her birimiz, her anne baba çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını ister. Okumasını ister. Halkın deyimiyle büyük insan olmasını ister. Okulu yapmıyorsunuz. Yine Ankara'da bir grup toplantısında bir okul vardı, yapılmıyordu. Dedim ki bize izin verin, Milli Eğitim Bakanlığı izin versin, okulu derhal yapacağız. Belediye başkanlarımız bunların tamamını yapabilirler. En kısa sürede yapabilirler. Ahlaki temellerde yapabilirler. Bunlar herhalde rüşvet alacak müteahhit bulamadıkları için temel atamıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bir demir çelik fabrikası var burada. Tam bir yılan hikayesine dönmüş. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Verdiler, sattılar, ettiler. Burada binlerce insan buradan geçinirdi. Binlerce insan. Hala ölü gibi yatıyor orada. Allah aşkına ya, bir kente bir fabrika çalışmaz mı ya? Bir kente o fabrika çalışınca o kente hayat gelmez mi? Herkesin ailesiyle beraber çalışan işçilerin aileleriyle beraber huzurlu bir hayat sürmeleri sürmesi gerekmez mi? Fabrika çalışmıyor. Sivaslı kardeşlerime söz veriyorum. Allah nasip ederse millet iktidarı olarak iktidar olacağız. Göreceksiniz. O fabrikayı alacağız. Kamuya alacağız. 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanuna göre alacağız. Kamu kurumu haline getireceğiz. Orada Sivaslılar çalışacak, alın terlerinin karşılığını alacak. Orada yaratılan katma değer Sivas'ın katma değeri olacak. Bunu yapacağız. Bakın değerli milletvekili arkadaşlar, akıl var, mantık var. Bir kente teşvik olursa teşviğin eşit olması lazım. Sanayi bölgesi yapıyorsunuz, farklı teşvik. Öbürünü yapıyorsunuz, farklı teşvik. Rekabete aykırı, akla aykırı, mantığa aykırı.
Ama yapıyorlar. Böyle bir rezalet görülmüş değil. Ama bunlar yapıyorlar. Hızlı tren. Geldiler, söz verdiler. 2019'da gelecek diye. 2019, 2020, 2021, 2022. Nerede bu? Açık ve net söylüyorum Sivaslı kardeşlerime. Bunlar açık ve net sizden oy almak için gelip mikrofonların önüne çıkıyorlar ve size açık ve net söylüyorum. Yalan söylüyorlar, yalan, yalan, yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim, bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin. Yapıyorlarsa yapsınlar. Niye yaptılar diye ellerinden tutan mı var? Engel olan mı var? Sivaslı kardeşimin sorması lazım. 2019'da söz verdin kardeşim. Nerede peki bu? Nerede bu? Bir de benden oy istemeye geliyorsun demesi lazım. Bunu bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım. Az önce Seyit Bey belediye başkanlarımızla ilgili açıklamalarda bulundu. Yani size çıkarılan engellerle ilgili açıklamalarda bulundu. Adım gibi eminim zaten. Var olan iktidar sizi ayrı bir yere koyuyor. Ayrı bir yere derken sizi düşman gibi görüyor. Nasıl bunları engellerim diyor. Bunlar nasıl vatandaşa hizmet edilemez hale getirilebilir? Bunun arayışı içinde. Ama sağ olsun, sizler sağ olun. Bütün belediye başkanı arkadaşlarım, bütün engelleri aşarak halka hizmet ediyorsunuz. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Gerçekten yürekten teşekkür ederim. Daha önce söylemiştim. Bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda olağanüstü çaba harcayan belediye başkanlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerel yönetimlerde bir tarih yazıyorlar. Tarihiniz hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. 11 büyükşehir belediyemiz toplam dahil 248 belediyemiz var. Nüfusun, Türkiye nüfusunun %51.7'sine hizmet ediyoruz. Yani yarısından fazlasına Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet ediyor. Sosyal yardımlardan söz edeyim. Belediyelerimiz 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım götürdüler. 4 milyon 800 bin haneye. 3 yıl 7 aylık süre içinde. 3 yıl 7 aylık süre içinde 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım götürdüler. Götürdükleri sosyal yardım miktarı 25 milyar 700 milyon lira. 25 milyar 700 milyon liralık sosyal yardımı 4 milyon 800 bin haneye ulaştırdılar. Ne demektir bu biliyor musunuz? Türkiye'yi bir felaketten, bir açlıktan, bir kırımdan Türkiye'yi çıkarmak demektir. Ekmeği olmayana ekmek, sütü olmayana süt, parası olmayana para, kirasını ödeyemeyene kira. Her türlü yardım yapıldı, her türlü yardım. Aslında iktidarın oturup Cumhuriyet Halk Partili belediyelere teşekkür etmesi lazım. Sizin sayenizde bu ülkede derin bir yoksulluk çok fazla hissedilmiyor demesi lazım. Büyük fedakarlıklarla görev yapıyorsunuz demesi lazım. Ama engelliyorlar. İstedikleri kadar engellesinler, her engeli her Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı aşacaktır ve halkına hizmet edecektir. Bundan kesinlikle eminim. 840 bin haneye ısınma yardımı, 3 milyon 100 bin haneye gıda yardımı, 745 bin haneye nakdi yardım, 3 milyon 200 bin kişiye 492 milyon tutarında ulaşım yardımı yapıldı. Sosyal yardımların özü sınıfladığımız zaman bu. Ayrıca maske, dezenfektan falan bunları da saymıyorum. Bunlar da ayrıca çok sayıda yapıldı. Bakın değerli arkadaşlarım, zaman zaman dillendiririm. Ya 20 yılda bu ülkede yurt sorununu çözemediler ya. 20 yılda ya. Bundan daha büyük bir ayıp olabilir mi? 20 yılda yurt sorununu çözemediler. Belediye başkanlarımız da bu konuya el attı. 2019 yerel seçimlerinden belediye başkanlarımız seçildiklerinde 22 öğrenci yurdu vardı. Bunu 83'e çıkardılar.
Yurt kapasitesini öğrenci sayısı olarak %392 artırdılar. Ki bu devam edecek. Kreş hizmetleri belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum. Yoksul mahallelerden başlayarak bol miktarda kreş yapın. O yoksul kadın evladını getirip oğlunu kızını güven içinde sizin kreşinize bıraksın. Çocuk orada sosyalleşsin. Arkadaşları olsun, uyusun, beslensin. Anne güven içinde akşam çocuğunu alıp evine götürsün. Bu aynı zamanda kadının çocuğunu bıraktığı için pazara gitmesi, alışverişe gitmesi, komşuya gitmesi, taziyeye gitmesi, düğüne gitmesi için de önemli bir fırsat. Anne de böylece daha rahat bir ortamda ve güven içerisinde diğer işlerini, diğer ziyaretlerini de yapabiliyor. Belediye başkanlarımız 162 olan kreş sayısını 380'e çıkardılar. Öğrenci çocuk sayısı da 12 binden 32 bine çıktı. Bu da bizim açımızdan başlangıç olarak çok önemli. Eğitim destekleri var. Yine ayrıca 575 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. 65 bin öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı. 1 milyon 284 bin öğrenciye beslenme yardımı. 115 bin öğrenciye sınavlara hazırlık kursu ve okula yardım eğitim programları. Bütün bunların tamamı yapıldı. Ayrıca kentlerde yaşamanın bir başka önemli noktası, kentte yaşayanlar park görmek isterler, ağaç görmek isterler, yeşil alan görmek isterler. O yeşil alanlarda oturmak isterler, sohbet etmek isterler. Çocuklarının, torunlarının oynamasını isterler. Dolayısıyla kenti doğadan ayıran değil, doğayla kentin iç içe olduğu bir tablo isterler. Yeşil alan hizmetleri konusunda da belediye başkanlarımız gerçekten çok önemli adımlar attılar. 2019'dan sonra 3478 parkı hizmete açtılar. 22 milyon 820 metrekare bu. Yani 3196 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kazandırdılar bulundukları kentlerde. Yani beton ormanından çıkarıp kenti yaşanabilir bir kent haline dönüştürmeye çalıştılar. Yenilenebilir enerji konusunda da 57 belediyemiz bu projeyi hayata geçirdi ve enerji elde ediyor. 19 belediyemize atıklardan enerji üreterek olabildiğince kendi maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Personel konusunda da kadın yöneticide ciddi bir artış var. Onu da ifade edeyim. 1317 olan kadın yönetici sayısı 2010'a çıktı. Yani %52 oranda artış var kadın yöneticilerde. Bu da güzel bir çalışma. Raylı sistemler konusunda da bütün engellemelere rağmen 11 raylı sistem hayata geçirildi. Toplam uzunluğu 79.9 yani 80 kilometre. Devam eden, inşaata devam eden 23 hat var. Ayrıca bunlar da bittiği zaman 211 kilometrelik bir raylı sistem hayata geçirilecek. Ayrıca tarım hizmetleri. Kentle kırsalda yaşayanı, kentli ile kırsalda yaşayanın da buluşması lazım, beraber olması lazım. Kentten kırsala kaynak aktarılması, kırsalda yaşayan insanın da mutlu olması, ürünü satabileceği bir alan olması lazım. Belediyelerimiz tarafından 39.572 üreticiye 4.100 ton katı ve sıvı gübre desteğinde bulunuldu. İktidarın yapamadığını yapıyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım. İktidarın beceremediğini beceriyoruz. Çiftçiyi perişan ettiler. Çiftçiyi perişan etmekten kurtarıyoruz. Ama bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde. 21.130 üreticiye 30.000 ton hayvan yemi verildi. Ama bizim belediyelerimizin olmadığı yerlerde insanlar perişan vaziyette. Hayvanlarını kesime gönderdiler. Kooperatiflerle de işbirliği yapılıyor. Kooperatiflere 2200 tarım aracı hibe edildi. Traktör, pulluk, süt tankı, budama makinesi gibi. 97 milyon adet fidan ve meyve sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. 93.800 çiftçiye tohum desteği verildi. İktidarın yapamadıklarını yapıyoruz. O nedenle
bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde insanlar çok mutsuz değiller. En azından bir şeylerin yapıldığını görüyorlar. Esnafı da, çiftçisi de, üreticisi de memnun. 17.700 üreticiye 22.450 küçük büyükbaş hayvan hibe edildi. 101.000 kümes hayvanı, 410 arı kovanı yine ücretsiz olarak dağıtıldı. Kooperatiflerle işbirliği yapıldı ve güzel sonuçlar elde edildi değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, belediye başkanlarımız çalışıyorlar, evet. Büyük başarılara imza atıyorlar, evet. Yeniden bir tarih yazıyorlar, evet. Ama bazen acı olaylarla da karşılaşıyoruz. Zonguldak'ta 41 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir ihmaller zinciri var, öyle görünüyor. Hiç kimsenin görevden alınmadı. Olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Her ne kadar açıklama yapıyorlarsa da, bütün ihmalleri araştırın diyorlarsa da, bugün için bunu söylüyorlar. Ama yarın bunun üstünün kapatılacağını biliyoruz. 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma faciasının sonuçlarını hep beraber gördük. Değerli arkadaşlarım, Uluslararası Çalışma Örgütü, biz de bunun üyesiyiz. Bu örgütün Ankara'da bir temsilciliği var. Uzmanlar komitesi var. Madenle ilgili, madenlerle ilgili bir rapor yayınladılar. 22 Ekim 2022 Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye ofisinin yayınladığı rapor. İş güvenliği ve sağlığı konusunda ciddi sorunlara değiniyor. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi sorunlar var diyor. Biz 2015 yılında 176 sayılı madenlerde güvenlik ve sağlık konulu ILO sözleşmesini imzalamışız. Ama bu sözleşmenin gerektirdiği hiçbir şeyi yapmamışız. Şimdi uluslararası komite diyor ki, çalışma örgütünün komitesi diyor ki, bana niçin bilgi vermiyorsun diyor. Bilgi verilmemiş. Altına imza attın diyor, bunun gereğini neden yerine getirmiyorsun diyor. Gereğini yerine getirmemiş. Ölümcül kazalar dışında kazalar olunca bana bilgi vereceksin diyor. Neden bugüne kadar bana bilgi vermedin diyor. Bana bilgi vermeyi tekrar sana hatırlatıyorum diyor. Rapor yazıyor. Bunlar rapor yazmasalar biz de bilmeyeceğiz. Biz de sanacağız ki Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öngördüğü, bizim de imzaladığımız sözleşmelere uygun olarak her türlü bilgi veriliyor. Hadi bize verilmesin. Bari bizi dışarıya karşı ayıp duruma düşürmeyin. Oraya da verilmiyor. Değerli arkadaşlarım, İşçi ve işveren örgütleriyle toplantı yapın, sürekli toplantılar yapın. Bu toplantılarda ortaya çıkan verileri bize bildirin, bugüne kadar hiç verilmedi diyor. Daha buna benzer bir sürü şey var. Dolayısıyla Türkiye'nin içeride ve dışarıda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtmek isterim. Değerli belediye başkanı arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, Anadolu'yu geziyorum. Tokat'taydım. Bugün buradayız, Sivas'tayız. Nereye dokunsanız acı hissediyorsunuz. Nereye dokunsanız. İnsanlar geliyor, açız diyorlar. Ürettik karşılığını alamıyoruz diyorlar. Bizi toprağa götürdüler diyorlar. Dün Tokat'ta söyledim. Bugün de Sivas'ta söyleyeyim. 85 milyon yurttaşımız var. 85 milyona sesleniyorum. Allah aşkına, son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesine, bir tek fabrika. İster şeker fabrikası, ister çimento fabrikası, ister lastik fabrikası, ister su fabrikası, ne istiyorlarsa. AK Parti iktidarının, yani devlet aracıyla yapılmış bir tek fabrika göstersinler. Bir fabrika bile yok. Bir fabrika yok. Peki nasıl olacak? Türkiye'yi nasıl büyüteceğiz? Yapamıyorlar, beceremiyorlar.
Türkiye'yi tam bir çıkmaza soktular. Tam bir borç batağına soktular Türkiye'yi. Tam bir borç batağı. Cumhuriyet tarihinde bu kadar ağır bir borç yükü altına Türkiye sokulmamıştı. Bu kadar ağır borç yükünün getirdiği sorun nedir? Siyasal iradenin her an dışarıya ipotek edilebilir konuma gelmiş olmasıdır. Egemen güçlerin talimatını koşulsuz yerine getiren bir siyasi iradenin ortaya çıkması demektir. Bunu özellikle Sivas'ta söylüyorum. Milli Kurtuluş Hareketi'nin olduğu, kararlarının alındığı yerde söylüyorum. Borç alan emir alır arkadaşlar. Borç alan emir alır. Şimdi siyasal iktidar emir alan konuma gelmiştir. Türkiye için en büyük tehlike budur. Bakın bütçelerimiz de öyledir. İktidar harcamaları karşılamak için o da borç alıyor. 2017'den 2023'e kadar borçlar ne kadar arttı bütçede? %100, %300, %500, %1000. Hayır efendim. Tamı tamamına %1292 kat arttı. %1292 kat arttı arkadaşlar. Bu borç yükünü bu millet ne kadar çekecek? Açım diyor kadın. Niye açım diyor? Çiftçi hayvanımı besleyemiyorum diyor. Niye besleyemiyor? 85 milyon vergi veriyor. Nereye gitti bu vergiler? Nereye harcadınız bu vergileri? Ve insanlar perişan vaziyette. Açık ve net söylüyorum. Sivaslı kardeşlerim de duysunlar. Senin ödediğin vergilerin büyük bir kısmı içerideki ve dışarıdaki tefecilere gidiyor. Bakmayın öyle faize karşıyız diye. Bunlar faizcilerin ağababası. Faizcilere çalışıyorlar. Bu kadar borcun karşında ne olacak? Faiz ödeyeceksiniz. %1200'leri aşan borç. Bakın her ay bütçeden her ay 2 milyar 222 milyon 873 bin dolar faiz ödüyoruz her ay. Saate bölersek saat başına ödediğimiz faiz 3 milyon 45 bin 348 bin dolar. Allah aşkına ya bu yük çekilir mi ya? Türkiye'yi bu batağa kim soktu? Utanmasalar Bay Kemal yaptı diyecekler. Emin olun. İftira atacaklar. Akıl alacak şey değil. Cumhuriyet tarihi bu kadar ağır bir yükün altına girmedi. Türkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar ağır bir yükün altına girmedi. Bunlar yetmedi. Aşmak için kur korumalı mevduat getirdiler şimdi. Mart ayından Eylül ayına kadar 85 milyar lira faiz ödediler bir avuç insana. 85 milyar lira ödediler. Bunların döviz garantisi var. Bunların faiz garantisi var. Bunların vergi ödememe garantisi var. Vatandaş ekmek alırken vergi ödeyecek ama kur korumalı mevduatın sahibi milyarları yatıracak, gelir elde edecek. Yüksek faiz ama 5 kuruş vergi ödemeyecek. E benim de şimdi Sivaslı kardeşime sorma hakkım var. Esnafına, çiftçisine, üreticisine sorma hakkım var. Sen vergi ödüyorsun. Ödemediğin zaman ceza, ödemediğin zaman faiz geliyor. E dükkanı kapat. Aldığın hava parasını götür, kur korumalı mevduata yatır. Hem gelir elde ediyorsun. Hem döviz garantin var. Hem vergi vermiyorsun. Hem üretmiyorsun. Hem alın teri dökmüyorsun. Haram değil mi bu Allah aşkına ya? Haramzadelerin iktidarı dedim diye kızıyorlar. Evet onların iktidarı. Onlara hizmet ediyorlar. Bankaların karı, değerli arkadaşlarım, ilk 8 ayda %420 ya. Bankaların karı %420 artıyor. Bana sorsunlar ya da ben sorayım Sivaslı kardeşlerime. Esnafın arttı mı? Emeklinin arttı mı? İşçinin arttı mı? Çiftçinin arttı mı?
Sanayicinin karı 8 ayda %420 arttı mı? Kimin karı arttı? Bankaların. E bankalar ne yapar? Parayı faizle verirler. Bitti o kadar. Şimdi diyorlar ki dijital altyapımız yetersiz. Fiber optik kablolar yetersiz. E bu Türk Telekom'u Harir ailesine kim peşkeş çekti? Kim peşkeş çekti? Sivaslı kardeşlerime söyleyeyim. Köylerde internet yok. E bu çocuklar ne olacak? Nasıl yetişecek bu çocuklar? Daha buna benzer çok sorunlarımız var. Çok sorunlarımız var. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Bütün bunlara rağmen. Bir iktidarın karabasan gibi çöktüğünü de biliyorum. Vatandaşın büyük ölçüde bunaldığını da biliyorum. Ama biz bunları aşacağız. Millet İttifakı olarak bir aradayız. Altı lider olarak bir aradayız. Altı lider de Türkiye'nin gerçeklerini biliyor. Altı lider de işbirliği yaparak Türkiye'yi bu karabasandan çıkaracağız. Halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek kadar iyi bir vaka olduğunu da biliyorum. İyi bir olay olduğunu da biliyorum. İyi bir inanç, iyi bir gelenek olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bizlerin halka umut vermesi gerekiyor. Sizler yaptığınız hizmetlerle bu umudu büyütüyorsunuz. Aç insanları doyuruyorsunuz. Çantası, kalemi, defteri olmayan çocuklara çanta, kalem, defter alıyorsunuz. Torunluyla parka çıkmak isteyen babaya, dedeye, nineye park yapıyorsunuz. Evladı iyi yetişsin diye çocuğunu kreşe göndermek isteyen ama imkansızlıklar nedeniyle gönderemeyen aileye kreş yapıyorsunuz. Çocuğunu oraya gönderiyorum. Çiftçiye yardım yapıyorsunuz. Fidesinden gübresine kadar. Her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin yaptıklarınız Türkiye genelinde bizim yapacaklarımızı gösteriyor. O nedenle biz Türkiye'nin yönetimine talibiz. O nedenle Türkiye'yi bu bataktan çıkarmak istiyoruz. O nedenle Türkiye'ye huzuru, Türkiye'ye barışı, Türkiye'ye bolluğu ve bereketi getirmek istiyoruz. O nedenle Türkiye'ye eğer teknolojiyi büyütemezseniz, üniversiteler bilgi üretemezse, Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline getiremezsiniz. Amaç Türkiye'yi bölgesinde de dünyada da dünyanın yıldızı haline getirmektir. Burayı yaptığınız zaman, bu amacı gerçekleştirdiğiniz zaman pek çok şeyi başarmış olacağız. Pek çok şeyi. Geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımız, çok çok teşekkür ediyoruz. İzin verirseniz Sivas İl Başkanımla Sivas Milletvekilimi buraya davet etmek istiyorum. Sivas'a gelişinizin anısına, günün anısına size takdimde bulunacaklar.